سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا واعمل لله كأنك تراه إلى آخر الحديث. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan nizam aleyhüm salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab etbalı rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bir cümle ahirete irtihal eden mümin-i müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşahefendilerimiz, hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin yarvağı için el-Fatiha. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Ubudillâhe, Allah'a kulluk et. Yani seni yaradan Allah'ın yarattığını, O'nun kulu olduğunu İtiraf et. Onun huzurunda eğil. Onun emirlerine aykırı davranıştan vazgeç. Emirlerine uy. Günah kirlerinden uzak kal. Böylece ona hakikaten kulluk et. وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا. Hiçbir şeyi ona ortak koşma. Yani karşısında Allah'tan başka kimsenin eğilme. Yalnız Allah'ın huzurunda eğil, ona tap, onun uğruna fedakarlık yap. Onun emrini dinle. Onun dışında uğruna fedakarlık edecek bir şey yoktur. Her şeyi ondan bil. Her şeye onun kadir olduğuna inan. Başka şeye kudret izafe etme. Hiçbir şeyi ona ortak koşma. Evet. Vamel lillahi kenneke terah. Ve bir iş yaparken, ibadet ederken, zikrederken, günlük hayatındaki işlemleri yaparken sanki sen Allah'ı görüyormuş gibi davran. Tabii Allah bir cisme benzemez. Leyse kemisliği şey, hiçbir şeye benzemez. Şekle sığmaz. Zamana sığmaz, mekana sığmaz. Yani manen Allah beni görüyor, ben de Allah'ın huzurundayım, sanki ona bakıyorum gibi düşün ve öylece uyanık ol. Her yaptığını Allah'ın gördüğünü bilerekten işini yap. Gafil olma. Bütün niyetlerin Allah için olsun. O beni kontrol ediyor, beni görüyor, beni duyuyor, işitiyor diyerekken onun emrine uymaya çalış. Onun rızasını kazanmaya çalış. Sanki onu görüyormuşsun gibi her hayatın her safhasında böyle düşün. Evet. Böyle olursa tabii kötülüklerden uzak kalırsın. Kötülüklere bulaşmazsın. Hareketinde, sekenatında, oturmanda, kalkmanda, yürümende, durmanda sakın bir saniye bile, göz açıp yumacak zaman kadar bile
Allah'a edepsizlik yapma. Çünkü o görüyor. Böylece düşün. Her anını o görüyor, biliyor diyerek davranışlarını ona göre ayarla. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muazzam sözlerinden birisidir. Her zaman söylüyoruz. Efendimizin diğer peygamberlerden ayrı özellikleri var. Bütün peygamberler Allah'ın seçtiği insanlardır. Peygamberlik insanın çalışmasıyla elde edilmez. O peygamberler, Kur'an-ı Kerim'de 28 kadar peygamber var. Bunun dışında peygamber göndermedik hiçbir kavim yok. Ama onları bilmiyoruz. Ne kadar peygamber göndermişse hepsi de Allah'ın seçtikleri seçkin elçileridir. Ama peygamberimizin onlardan ayrı özellikleri var. Hasaisün Nebi, peygamberin, Muhammed Mustafa'nın özellikleri deniyor buna. Onlardan birisi de budur. Bir kelime söylüyor, ciltler dolusu anlamı var. Buna cevamiül kelim. Başka peygamberlerde bu yok. Efendimiz iki kelime söylüyor, ciltler dolusu anlamını yazabilirsin. O kadar geniş anlam içeriyor. Bu da onlardan birisi. Ne yaparsan yap, Allah'ı görüyormuşsun gibi yap. Böyle olunca Allah'ın görmediği yer yok. Duymadığı, işitmediği hiçbir şey yok. Bütün işlerin düzgün olur. Bütün işlerin Allah için olur, halis olur. Sen de gerçek kul olursun. Bütün davranışların güzel olur. Allah'ın yeryüzüne seni halife olarak gönderdiği bilincinde hareket etmiş olursun. Dünyaya iyilik meleği olarak geldiğin, gönderildiğin inancında, bilincinde olursun. Herkes tarafından sevilirsin. Mutlu olursun. Dünyada sevilirsin. Mutlu olursun. Ahirette mutlu olursun. Ne kadar anlatabilirsen anlat. Allah'ı görüyormuş gibi davran. Va'dud nefseke fil mevte. Nefsini ölüler arasında say. Yok canlıyım, yiyorum, içiyorum, koşuyorum, zıplıyorum. İyi de ne kadar? Bir süre. Sonra ne? Sonra yok olacağım, öleceğim. Ölüm geliyor. Ve küllü etin garip. Her gelen yakındır. Çoğu varmaz. Göz açıp yumunca kadar o ölüm anı geliverir. Onun için bu dünyada sen gelip geçicisin. Bir gölge gibi, şimdi gölge, biraz sonra güneş geliyor. Aynen öyle. Sen de kendini ha ölüler arasında say. Öyle düşün, öyle hareket et. Geçici davranışlara aldanma. Ebedi aleme gözünü dik. Ona göre oraya yaraşlı işler yap. Davranışlarını ona göre ayarlar. Evet, nefsini ölüler arasında say. Dünyadan ne olsa göçüp gideceksin ya, ebediyen kalacağın yere göre şu dünya hayatı hiç mesafesindendir. Ha ölmüş say, ölüm zaten geliyor, gelen de çok yakındır, yakındır. Buradan kabir denilen yere gideceksin. Geldiğin ebedi aleme, ezeli ebedi aleme döneceksin. Oraya döneceksin, Allah'a döneceksin. Buradaki o geçici dünya hayatını hesaba katma sen. Ölüler arasında say. Ona göre davranışlarını ayarla. Dünya hayatı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesi, yolcusun, yorulmuşsun, terlemişsin, bir ağaç gölgesine rastladın. O ağaç gölgesinde dinlenirsin. Biraz dinledikten sonra ne dersin? Yolcu yolunda gerek. Kalkar gidersin. Ha, dünya hayatı ebedi aleme göre böyledir. Sen de böyle bir yolcu kendini kabul et. Bir ağacın gölgesinde dinlenen garip yolcu gibi kendini kabul et. Ona göre hareket et. Ona göre hareket et. Ha kendini ölmüş olanlardan say. Evet. Ahiret adamı ol. Dünya oğlanı olma. Dünya insanı olma. Dünya insana yakın, insanla beraber olduğu için deni, dünya oradan geliyor.
Ahiret sonra demek. Dünyadan sonra ahiret. Ama o kalıcı, ebedi. Evet. Sen de vel akıbetü lit takva. Akıbet de dünya oğlanı olanlara, dünya insanı olanlara değil, Allah'ı tanıyıp emirlerine uyan, yasaklarından uzak kalan müttakilerdir. Geçici dünya, dünyayı tapanlar var gibi yok gibidir. Bunu hiç aklından çıkarma. Sen ebedi alem için çalış. Kendini ölüler arasında kabul ediver. Gelip geçicisin çünkü. وَاَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالَى اَنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَكُلَّ شَجَرٍ. Her taşın yanında, her ağacın yanında Allah de. Allah'ı an. Evet. Şahit olsun. Taşlar, topraklar, ağaçlar, kuşlar, hayvanlar. Allah dediğine şahit olsun. Nerede olursan ol, Allah'ı unutma, Allah de de. Onlar yarın ne olsa burada öleceksin, geçici dünya bu. Öbür tarafta sana, evet benim yanımda Allah dedi, namaz kıldı, ezan okudu, Sübhanallah dedi, Estağfurullah dedi, La ilahe illallah dedi diye tanıklık etsinler. Her taşın, her ağacın yanında Allah'ı zikret. Allah'ı hiç unutma. Gelip geçerken, oturduğun zaman, kalktığın zaman, rast geldiğin zaman, her ağacın taşın yanında Allah'ı her durumda an. Evet, bu kalbin uyanık olduğunun alametidir. Bilinçli yaşadığının alametidir. Kalbin sağlıklı olduğunun alametidir. Ve istikbalin, geleceğin, ahiretin güzel olduğunun işaretidir. Evet, böylece hareket edersen Allah'a karşı içinde sevgiler uyanır, Allah'a yönelirsin. Bir karış gelene Allah 10 karış geliyor. Yürüyerek gelene koşarak geliyor. Allah da seni rahmetine gark eder, himayesine alır. Güzel işlerden hiç usanmazsın. Allah seni korur. Böyle bu şuurla hareket edersen ve izâ amilte seyyiyeten fa'mel bi cenbihe hasene. Beşeriyet, insanlık gereği, insan beşer durmaz şaşar, eyler hata üçer beşer. Hafızayı beşer nisyan ile mağluldür, unutkanlıkla mağluldür. Allah her şeyi görür bilir, görmediği işitmediği yoktur, duymadığı yoktur. Her yerde arız nazır. Böyle dedin, mümin oldun. Ama bazen bunları unutuyorsun. Allah'ın yasak ettiklerini Allah görür bilir deyip dururken işliyorsun. Yani unutuyorsun. Ağzından çıkan bu sözün gereğini yapmıyorsun. Unutuyorsun ve günah işliyorsun. Günah işledikten sonra insansın, insanlığını yap. Sen Adem'in çocuğusun, torunusun. Bütün insanlar Adem'den, Adem ile Havva'dan. O ne yaptı? Cennette bir yanlışlık yaptı, yeryüzüne kovuldu. Ondan sonra hemen insanlık bu işte. Hemen ne dediler? Adem aleyhisselam, Havva anamız, Rabbena zalemna enfusena ve illem tavfir lena ve terhamna lenekûnenne minel hâsirîn. Birisi Serendip adasında, Sri Lanka diyorsun şimdi sezona, birisi Cidde'de Havva anamız, Rabbimiz ne yaptıysak biz kendimize zulmettik yaptık. Bizi bize bırakma, affet ya Rabbi. Eğer bize acımazsan biz hüsranda kalanlardan oluruz. Sen bilirsin ya Rabbi diye hemen kendilerine geldiler, tövbe ettiler, Allah'ı hatırladılar, yalvardılar. 300 sene diyorlar tefsirlerde böyle yalvardılar. Bu insanlık işte. Sen de böyle bir kötülük unuttun da, böyle gaflete düştün de bir kötülük yaptın mı, hemen Adem baban gibi Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel hâsirîn de. Estağfurullah ve tûb ileyh. Affımı istiyorum ya Rabbi.
Sana döndüm, tövbe ettim. Kabul et beni ya Rabbi. Günahımı sil ya Rabbi. Yüzüme vurma ya Rabbi. Beni mahcup etme ya Rabbi. Hemen kendine gel. Evet. Bir iyilik yap. Bir kötülük yaptın mı? Hemen yanına bir iyilik yap. Kulluğunu ispat et. Allah'a kul olduğunu itiraf et, ispat et. Bir gaflete geldim, kötülük yaptım. İşte seni hatırladım. Senin emrine uygun bir şey yapıyorum. Bu iyilik mesela, iyilik la ilahe illallah demek, estağfurullah demek, subhanallah demek, Allahümme salli ala Muhammed demek. Olduğu gibi Allah ne diyor? Fakirlere yedirin, fakirlere zekat verin, düşküne yardım edin, yolda kalmışa yardım edin. Yani basit gördüğün işleri bile hemen yapıver yanında. Böyle bir günah işledin mi, hemen onun arkasından bunu kendine gel, hemen bir iyilik yap. O kötülüğü yaptım ama ya Rabbi şimdi sana emrine uygun bir şey yapıyorum. Bir hasene yap yanında. Esir bir sır. Kötülüğü kimse yokken gizli yaptın. Öyleyse gizlice Allah'ım de, bir gizli zikir yap, tevbe yap veya gizli bir iyilik yap, bir sadaka ver. Gizli kötülüğe gizli iyilik yap yanında, arkasında. Vel alaniye bil alaniye. Herkesin içinde kötülük yapmışsın. Şişeyi kaldırmışsın herkesinde, nara atmışsın, rakı içmişsin. Sonra da kendine geldin. Ne yaptım ben dedin. Herkesin içinde de ki Allah'ım ben ne yaptım? Herkesin içinde duysun herkes. Tövbe ettin, görsünler. Aleni suç işledin, aleni tövbe et. Gizli işledin, gizli tövbe et. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Arkasından hemen bir tövbe ediver, güzel bir iş yap. Neden? Allah Celle Celaluhu Kur'an'da buyurdu. İnnel hasenat yüzhibne seyyiat. Kötülüğün varsa bir iyilik yap. Niçin? Çünkü iyilikler kötülükleri siler. İzini yok eder. Arkasından bir iyilik yaparsan yaptığın kötülük senin kalbinde leke yapmaz. Defterine çizilmez. Evet. Biz de biliyorsunuz kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun. Kaf suresi değil mi? Yazıcı muhterem melekler var. Sağımızdaki melek iyiliklerimizi yazıyor. Solumuzdaki melek kötülükleri yazıyor. Zabıt tutuyorlar. Şu anda zabıt tutuluyorsunuz. Süleymaniye Camii'nde vaaz dinliyor, hadis öğreniyor. Camide din adına güzel şeyler öğrenmeye gelmiş. Hemen not tutuyor, bu yazıyor. Ama çıktın dedikodu yapmaya başladın kapının dışında. Bu sefer bu yazacak. Dedikodu haram. Allah'ın emrine aykırı. Şeytan da özellikle dedikoduyu tatlandırıyor. Daha caminin çıkışında, kapısında. Falancayı duydun mu? Şöyle yapmış, böyle yapmış. Hemen başlıyorlar orada. Şeytan dürtüyor. Neden? Camide kazandığını orada elinden alacak hemen merdivende. Fakat sağ taraftaki melek amir, müdür. Solun amiri. Ona der ki diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yazma. Bekle. Belki arkasından bir iyilik yapar. Ne yaptım ben ya der. Tövbe eder. Böylece defteri karalanmamış olur. Yazma. Dur der. Hep Allah müminleri düşünüyor. İnsanı düşünüyor bak. Amir yapmış bunu, o da yazma. Dur. Belki estağfurullah ne yaptım ben ya der. Yazmadan silinir. Bir yazılmış, çizilmiş var. Evet, çizilen de hesaba çekilmez ama defter kararlı. Kargacık burgacık. Bir de var, hiç çizik yok. Hangisi güzel? Onun için Allah'ın bize lütfu, bu amirdir, yazma. Belki biraz sonra tövbe eder, bir estağfurullah der. Bekle. İkinci günah işleyince kadar bekle. Adam ne tövbe etti, ne estağfurullah dedi, ne pişmanlık duydu. İkinci günahı da işleyince şimdi yaz. Şimdi yaz.
Öyle der. Burada da işte bir kötülük yaptın mı, defterine daha çizilmeden, karalanmadan bir iyilik yap arkasında. O iyilik sadaka vermek, başka insana yardım etmek olduğu gibi estağfurullah demek bir iyiliktir. Estağfurullah azim ve tüb iley. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ne yaptın ben ya? Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir. Bir iyiliktir. Böyle arkasından bir iyilik yapıver. Çünkü iyilikler kötülükleri Hud suresi 114. İnnel hasenat yüzhibne seyyiat. İyilikler kötülükleri, günahları izini siler. İz bırakmaz. Hemen bir arkasından bir iyilik yap. Sakın ha, bu prensibi unutma sakın ha. Ben günah istemem ki. Sakın ha deme. İnsanın, beşerin tabiatında var. Unutur adam. Gaflete düşer. Adem Aleyhisselam kendine gel hemen, iyilik yap arkasından ki defterin karalanmasın. Ne kadar güzel prensipler bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gizli de günah işlediysen gizli tövbe et, gizli iyilik yap. Aşikare bir kötülük yaptıysan herkesin içinde, arkadaşlar çok pişmanım, ne yaptım ben de, duyur herkese. Neden duyur? Ya herife bak, şöyle şöyle yaptı bir tarihte demeye giderler arkandan yıllar sonra. Ama tövbeni hemen onlara da duyurursan, evet adam böyle bir yanlışlık yaptı ama arkasından da herif kendine geldi, özür diledi Allah'tan derler, kapatırlar, aleyhine konuşmaya engel olunur. Ha bunu muazzam şey et. Evet. Ela uhbiruke, ey karşındaki sahabiye, onun vesilesiyle, vasıtasıyla hepimize peygamberimiz buyuruyor. Dikkat edin. Size bir şey haber vereceğim. Bi emleke bin nasi min zalika ve şara ila lisanihi. İnsanların, dikkat edin diyor peygamberimiz. Bunları söyledikten sonra dikkat edin, insanların en çok sahip çıkacağı, kontrolünü alacağı bir şey vardır. Böyle işareti konuşmuyor orada. Bu diyor. İşte bu. Dilinize hakim olun. En çok hakim olacağınız şey dil. Dikkat edin. Bu yıllar yaptıktan sonra en çok kontrol altına tutacağınız, hakim olacağınız, kontrol altına tutacağınız şey, aha bu dil diyor. Dil. Sen ne güzel söylüyorsun. Dilin kemiği yoktur değil mi? Böyle de döner, böyle de döner. İyiye de konuşur. La ilahe illallah der. Allah der. Ama ananı, avradını da der. Küfür de eder. Dil bu, kemiği yoktur. Her tarafa konuşur o. En çok buna hakim ol. Evet, ne diyor Efendimiz? Şimdi hadisler var bu konuda. Ya. Ve hel yekubbu ennâse alâ menâhirihim finnâri illâ hâzâ. İnsanları yüzüstü, kafirler yüzüstü sürünerek cehenneme sevk edilecekler. Hakaret olsun diye sürecekler yerde. Tevbe etmemiş insanlar da yüzüstü rezil olacaklar öbür tarafta. Davayı kaybetmiş, mahkemeyi kaybetmiş, zebanilere teslim etmişler, götürüyorlar yüzüstü hakaret olsun diye. İnsanın orada yüzüstü cehenneme sürüklenmesinin başında aha bu dil gelir diyor. Evet. Ne güzel adamsın. İyilikler yapmışsın. Birisinden iyilik görmüşsün. Çok iyilik görmüşsün. Teşekkür ederim. Vallahi razı olsun demişsin, demişsin. Ama insanlık bu ya. Şeytan da boş durmuyor ya. Bir gün iyilik gördüm diye durmadan teşekkür ettiğin adam senin kafanı kızdırmış. Senden ben hiç iyilik görmedim filan deyiverirsin. Düne kadar teşekkür ediyordun bu iyilik gören tarafından. Öteki de yıllarca okutmuş, yardım etmiş, himaye etmiş mesela. Bir hareketi adamı gücendirmiş. Nankör!
sana bu kadar iyilik yaptım deyiverir. O bir kelime tüm yaptığın iyilikleri alır götürür. Başa kalkıyorsun çünkü. Sen iyiliği Allah için yapıyorsun. Adam için değil ki. Adama yaptığın iyilik kendine, ahirette sana lazım olacak. Allah iyilik yapın dedi diye. Ve taavanu alal birri vettakva, iyilikte yardımlaşın dediği için iyilik ediyorsun sen. Allah emretti diye. Allah için. Ama sen ne diyorsun? Sana yıllarca iyilik ettim, nankör diyorsun. Allah için yaptığın halde adamın başına kakıyorsun bunu. Halbuki o iyilik esas sana iyilik. Ebedi alemde defterine yazılıyor. Alır götürür bu sözün bak dil. Öteki de senden hiç iyilik görmedim zaten. Halbuki 40 sene iyilik görmüşsün. Bu kadınlarda çok olurmuş. Evet. Duygusal oldukları için duyguları iradelerini örtermiş. Öyle diyor, ben cehennemde kadınların çok olduğunu gördüm diyor. Neden diyorlar? Küfranlarından. Ayşe anamız çok zeki. Ya Resulallah, biz kafir değiliz, biz Müslümanız. Ben kafirsiniz demedim Ayşe'cim diyor. Ama 30 sene kocanla iyi geçinirsin. Bir kadın 30 sene kocasına iyi geçinir. Bir gün istediğini almaz. Kafası atar kadının. Senden zaten hiç iyilik görmedim ben deyiverir. Bu söz onu cehenneme götürmeye yeterdi. Erkek de böyle derse aynı ona da var. İyilik gör diyor adamı. Senden zaten ne iyilik gördüm ki? Halbuki kaç sene iyilik görmüşsün. Ya inkar ettiğin anda o bir söz tüm teşekkürlerin falan hepsini geçersiz kılar. Efendimiz bu hadiste bize onları ifade etmiş oluyor. Onun için her durumda dilimize hakim olacağız. Hadisi Tabarani, Beyhaki, Muaz ibn-i Cebel. Muaz ibn-i Cebel fakih, akıllı bir sahabi. Yemen'e vali olmuş. O kadar akıllı, iler gelen bir sahabi. Gelmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ben yola çıkacağım ya Resulallah. Bana bir nasihatte bulun demiş. Evsini ya Resulallah. Bunun üzerine Peygamberimiz bu söylediklerimi hadis okumuş. Aha demiş, bu diline çok dikkat et Muaz. İnsanı batıran da çıkaran da budur demiş. O vesileyle biz de bunu öğrenmiş olduk.